Merhabalar Başak FM'in sayın dinleyenleri. Kalender ve Kalem programına hoş geldiniz. Saat 21'de başlayıp 22.30'da bitirmeyi planladığımız Kalender ve Kalem programında. Ben Kalender. Ben Kalem. Ve teknik yönetmenimiz Yaşar Acar'la birlikte yaklaşık 1,5 saatlik zaman dilimi içerisinde birlikte olacağız. Bir hafta oldu ayrılığımızın ardından. Gerçi ayrılık demeyelim buna ya. Ne diyelim? Bir şey dememize mi gerek var? Aslında gerek yok ama. Ne bileyim, bugün yorucuydu ya. Bugün yorulduk biraz. Cumartesi olmasına rağmen. Niye? Çünkü bugün Dünya Radyolar Günü. Evet. Biz de çok uğraştık radyomuz için. Ama ben şunda kafam takılıyor Kalender. Dünya Radyocular Günü değil. Dünya Radyo Günü. Hani radyonun gününü kutluyoruz. Çok saçma değil mi ya? Düşünsene, bugün Dünya Arabalar Günü. Dünya Fluensler Günü. Yani... Dünya Bilgisayar Günü kutlu olsun kardeşim. Derdemez bir mesajımız geldi. Hayırlı akşamlar, hem bugünkü programınız hem de Recep ayının başlangıcı mübarek olsun. Yani Recep ayının başlangıcı evet mübarek olsun da bizim programımız çok da mübarek mi tartışılır. Kelebek demiş. Selamlar Kelebek, öyle diyeyim. Sen dinleyenler, bizim programın yeni dinleyiciler görüyorum bu arada. Bizi dinleyenler. Yani izin versen dinleyecekler. Ya yok ya, işleri vardır ya. Şimdi zoraki dinleyenler var. Sizin canım, gidin. Sokağa siz çıkma gidin, yasağı. Siz gidin kitap okuyun. Sokağa çıkma yasağı. Yani mecburiyetten dinliyorlar. Ben Kelebeği hatırlıyorum ya. Babasını mı ne annesi? Diğer programda. Hüzünlü bir şekilde kaybeden. Evet. Unutmadık seni reis. Evet. Bu haftaki konumuz, şimdi her hafta bir konumuz oluyor. Hikayesi olan parça bölümünü Kalem bize icra ediyor ve şişeye bırakılmış notlar bölümü var. Onu ben o notları buluyorum. Film köşemiz var. Her hafta bir film soruyoruz, müziğini soruyoruz. Sizden bilmenizi istiyoruz. Şiir köşemiz var. Sonra işte Allah ne verdiyse artık. Bu haftaki konumuz hayal. Hayaller üzerine konuşacağız. Hayal satacaksın gene. Bilmiyorum, belki de alırım. Genelde satıcı olmam. Genelde yani. Satıyorsun, hayal satıyorsun. Kalender. Vallahi bilmiyorum, artık bakacağız. Mesajımı verdim ben burada. Evet, siz yine de yanınıza not alın bizim telefon numaramızı. Hani belki olur da katılmak isterseniz diye. WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Telefon numaramız 0555 167 97 97 olacak. İlk parçamızı vereceğiz. Kime gelsin ilk parçamız? İlk parça önce Montana çetesine gelsin ve Bizon bile gelsin. Chef Seattle'ı özledim ya. Chef Seattle'a da gelsin. Bu arada bugün ilk defa bizi dinleyen bir dinleyicimiz var. Ona henüz bir lakap bulamadım. Yaşlı kurt mu desem? Kim ki? Ne iş yapıyor? Vallahi ne iş yaptığı belli değil. Bir şeyler karıştırıyor ama kesin. Şu anda bizi dinliyor. Bu şarkı ona da gelsin. Diğer arada ona bir isim bulacağım. Evet. Bulalım ona. Peki. İyi dinlemeler. İyi dinlemeler. One day I woke up on the street. Sun was so hot, weather was sweet. I tried to sell my sheep. He's so psycho. I mail this life so as I can, but I ain't got no fucking chance to lead another way. Fucked up. Oh, yeah.
is my story about the war with myself. Two versus me versus myself. Oh, yeah, yeah, yeah. He said, oh, yeah, yeah, yeah. My dreams come true when I get hurt. When life's so fucked up. Kıymetli dinleyen, bu parçayı dinlerken böyle 1980 aklınıza gelmedi mi? Benim şahsen öyle oldu. Böyle 1980'lerde dans eden Arabiler oluyordu ya. Bazen aşkını o dönemde bırakıp hayatını başka konularla, başka kişilerle bastırmış kişiler aşklarına olan özlemini o dönemin ruhunu yansıtan şeylerle yansıtıyor. Onun için bu yeni dinleyicimizin lakabı ne olsun biliyor musun? Ne olsun? İspanyol paça olsun. Güzel. İspanyol paçaya selam olsun o zaman diyelim. Bir mesajımız var. Evet, kelebekten gelmiş. Ben mecburiyet, ha. Diğer arada biz mecburiyetten bizi dinliyorlar dedik ya. İşte bak, bizi dinleyen birkaç kişi var. Ona da kaçırmaya çalışıyorum. Sen onu dinle. Beni dinle lütfen. Ben mecburiyetten değil, özellikle cumartesi günleri programınız için alarm kurup kahvemi hazırlayıp dinliyorum. Sizi dinlemeyi seviyorum. Güzel ve akıcı bir programınız var demiş. Ay, önemsediğiniz ay. İçin teşekkür ediyoruz. Biz de önemsiyoruz. Evet. Tıraş oluyoruz. Kesinlikle. Takım elbise bile giymiştik bugün ya. Aynen. Yani hani, kim bizi görecek bilmiyorum ama biz sonuçta önemsiyoruz. Biz hissediyoruz ya. Çok resmi çıkıyoruz insanların karşısına. Biz de böyle delikanlılarız. Yapacak bir şey Mert Ay kardeş. Şimdi programımızın konu başlığı hayal. Kalenderin çok seveceği bir program başlığı. Çünkü özünde duygusal insanlar genellikle çok hayalperest olurlar. Ve gün içerisinde herhangi bir anını bir an duraksayan insan varsa etrafınızda bilin ki o an o hayallerin zirvesini yaşıyor. Ani tepkide bulunmamak lazım ona. Kalenderin çok halay sevdiğini düşünüyorum, öyle gözlemliyorum halay. Bunu. Ha, hayal. Hayal ya, pardon. Bir an yok, Mahmut... halayı da seviyorum bu arada. Bir an Mahmut Tüncer'e bağladım da. Ya Mahmut Tüncer dedin, dikkatimi şeye çekti. Konya gerçi bağımsız. Neydi, bir tane uzaylı şarkıcı vardı. Mustafa Topaloğlu. Ya bangır bangır bağırıyor bugün ya. Ne diyor? Uzaya beni gönderin diyor. Ben gitmek istiyorum. Ben eski demeliyim, adım uzaylı diyor. Ne olur ben gideyim diyor. Bence programda ve bizi kahvesine hazırlayıp ciddiyetle evet, dinleyen evet. Kelebekten özür diliyorum. Verdiğim bu örnekten dolayı. Bu hayatın hiçbir yerinde ona işe yaramayacak bu bilgiden dolayı kelebek özür diliyorum. Nereden geldiyse aklıma artık bilmiyorum. Hayatının hiçbir yerinde ona lazım olmayacak bir dakikayı öldürdün şu an dinleyicilerimizi. Kesinlikle. Hemen hızlanalım. Hayal sever misin? Hayal nedir? Ya da dinleyenlere ne soralım? Ben şunu sormak istiyorum. Sizin hayallerinizin önündeki en büyük engel ne oldu? Güzel.
Olabilir, bunu soralım. Sonra sana da soracağım bunu. Tamam. Sayın dinleyen, size sormak isteyip de cevabını merak ettiğimiz şey şu. Sizin hayallerinizin önündeki en büyük engeli merak ediyoruz. Sonra biz kendimizinkini de söyleyeceğiz ama dinleyenler de katılsın. Evet. Şimdi hayal hakkında ne düşünüyorsun? Ya hayal, bence her insanın belli bir ölçüsü vardır. Yani o hayal kurma ölçüsü gibi bir şey. Fazlası belki zarar olabilir ama bir nebze iyidir ya. Mesela ben sana şeyi sorayım. Sen diyelim ki... Hayal ne yolda... peki ya? Bayağı mesajımız var da. Neyse, abi biz seni dinliyoruz ya. Sen boş ver. Evet. Mesajları okuyacağız. En büyük engel demiştin. İnsanlar demiş. Kadir'cim bizi dinliyormuş. Ha. Teşekkür ediyoruz Kadir'cim katılım sağladığın için. Evet, Kadir yazmış. Teşekkürler Kadir. Ailemizin iyi bir, güzel bir üyesi. Tam benlik herhalde ya. Hayallerinizin önündeki en büyük engel ne? İnsanlar. Daha hayalini anlatmadın Kalender'cim. Ya şu var. Benim hayallerim... Hala giremedi cevaba Yaşar abi. Bırakmıyorsun ki abi, çok konuşuyor. 2 haftadır şimdi... yoktum ben. Tüm hakkımı programda kullanacağım. Yani ben hayale gündüz düşü diyorum. Yani mesela diyelim ki yolda gidiyorsun, trafik sıkışık ve gidemiyorsun. O anda müzik dinlemek istiyorsun. Tabii radyo var deme. Kulaklığını takıp hani yürümek istiyorsun ama o esnada trafik kapalı. Yapacağın şey nedir? Arabadan indiğini hayal edip levyeyi çıkartıyorum. Karşı tarafa. Ya yok, camını tıkıyorum. İşte, kulaklığını takıp böyle yürüdüğünü hayal ediyorsun. Hayaller bu ama gerçekler de o yani. Evet, peki hayaller... Aslında esas soru şu olmalı, hayaller ulaşılabilir mi olmalı, yoksa hayal hiç ulaşılmaz bir şey mi olmalı? Bir de o var. Şimdi ben biraz daha şey yapacağım, tam da bu konuyla alakalı olarak okuduğum 2 tane kitap var. O 2 kitaptaki ana karakterler birbirinin zıttı. Muhtemelen okumuşsundur. Martin Eden'i okumuşsundur. Yazarı neydi John? Martin. Tamam biliyorum ya. Martin Eden, oradaki karakterde inanılmaz derecede bir gerçekçilik var, bir realizm var. Ve yani okumuşsan hatırlıyorsundur. İşte bir gemi işçiliğinden yazar olma hevesi var ve en sonunda tek hedefi var, amacı var, hayali var. Tanınan bir yazar olmak ve oluyor. En sonunda yapacak bir şey kalmayınca intihar ediyor. Bir de bunun tam tersi olan bir kişilik var. Oblomov. Biliyorum. Ivan Gonçarov'un Gonçarov'un bir şey var. Rus yazar. Şey, yok, Gonçarov. Oblomov, o da tam tersine hayallerini habire çöpe atan ama sürekli sadece hayal kuran bir kişilik. Benim için hayal ikisinin ortası. Yani aslında dinleyicilere belki de Oblomov musunuz? Yoksa gerçi Oblomov biraz daha tembel kişiliğiyle tanıyor ama yoksa Martin Eden misiniz bir parça? Ben bir parça ondan, bir parça ondan diyeceğim. Yani hayaller bana göre biraz daha ulaşılmaz olmalı. Yani bir şeye ulaştığın esnada olay bitiyor. Ama şu yok mu Kalender? Hayali ulaşılabilir ya da ulaşılmaz kılan sensin. Kesinlikle. Ya her insanın hayal algısı farklıdır dedim ya. O zaman sen başta o zaman şu seçimini yapıyorsun. Ben ulaşmak istemediğim şeyleri hayal etmek istiyorum diyorsun. Sahip olduklarınla bir hayal yap, şey hayal ulaşmak kurmuyorsun. Ulaşmak istemediğim demeyeyim de ulaşılması ya zor, şöyle, çok zor. Gerçek hayatta ulaşman için bir çaba sarf etmediğin şeyler. Sayılır aslında. Sayılır evet. Yani hani mesela uğraşman gereken şeyler, onlar biraz daha hedef oluyor bence. Anlıyor muyum? Yani bir hedef koyarsın onun için uğraşırsın ama hayalde bir o hayaline ulaşmak için bir şey, bir enerji harcamana gerek yok. Olur mu ya? İyi bir üniversite kazanmak istiyorsun. O hedeftir. Hayal edersin. Hayal edersin. Ya hayal işte ya o hayalle üniversite... Hayalle hedef aynı şey şu ki var. Reis. Ya bence ince bir çizgi var orada. Güzel bir üniversiteyi kazanmak hedeftir ama o üniversitedeki yaşantıyı hayal edip orada gezme dolaşma, bu bir hayaldir bence. Niye ya? Zaten üniversiteyi kazandın da tabii ki onu da elde edeceksin. Ha şudur bak, şunun ayrımı yok. Sen yapıyorsun da hani kendi zihinde. Ha sana göre olabilir ama bence gerçekte o yok. Hedef ile hayal aynıdır. Neredeyse eş anlamlı olabilecek şeylerdir.
Çünkü hedeflenen şey hayaldir aslında. Ya da hayal olan şey hedeftir zaten. Ya yok, hani şimdi benim hedefim şuraya varmak ama hayalim bu. Gerçi ikinci benim, arada ben sana soracağım. Benim hedefim üniversite kazanmak. Hayalim çobanlık. Tamam, sen onu söyle. Hayalini söyle. Yok. Yani girelim araya, ben bir şey anlamadım ama. Yani illa dinleyenlerimiz illa bir şey anlamıştır. Muhtemelen. Benim ne demek istediğimi anlamışlardır. Umarım diyorum. Ben bile bazen kendimden bir şey anlamadığım zamanlar oluyor. Şu anki hayalin nedir peki? Tatlı bir şarkı dinlemek şimdi. Hemen hayalini gerçekleştirelim o zaman. O zaman Çal Reis. Sayın yönetmenimiz hareketli. İyi dinlemeler. Döner başım titrer gecenin dumanı, aklım eskisinden dolanık. Bakıp resmine kurarım hayalini, söyle sana nasıl doyarım. Yanına konarım kuş olup, yolum yokuş olur, canımı veririm. Her yolu denedim, tutamam çenemi. Bir tek ismin aydınlatır geceni. Yollar uzak, geçit yok, gelemem ben, gelemem ben. Kapandım dört duvara, yasakları delemem ben. Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem. Nefessiz kaldım İstanbul senin yüzünden. Gecelere, küçük gecelere. Yeminim var, yeminim var. Kimselere sormam olmaz. Güneşin an doğmaz yoksa. Tabii nefes alamam sensiz. Nasıl eder olmuşsam. Aşkların en çilelisi beni bulmuş çokta. Yollar uzak, geçit yok, gelemem ben, gelemem ben. Kapandım dört duvara, yasakları delemem ben. Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem. Nefessiz kaldım artık dur senin yüzünden. Pijam gibi tuz buzuma senin yüzünden. Hem ellerim bağlı hem kolum, ne tadım kaldı ne tuzum. Kırık bir cam gibi tuz buzuma senin yüzünden. Sayın dinleyenler, Kalender ve Kalem programındasınız. Bu haftaki konumuz hayal. Hayal üzerine konuşuyoruz. Kelebek bize mesaj göndermiş ama onunki de bir hayal göndersinler ne olacak demiş. Ya, Mustafa konuş. Topar onun sözünü söylüyor. He, onunki de hayal demiş. Ben de dinleyeyim. Kaçırdım ben. Neyse. Sayın dinleyenler, konumuz hayal dedik. Ben şimdi kaleme döneceğim ve ben sorayım. Peki kalem, sence hayaller gerçekleştirilmek için mi vardır yoksa anı yaşamak için midir?
kısmen. Bir de yani dünyadaki insan sayısı kadar da hayal vardır. Tabii ki. Ve hayal tanımı vardır. Çünkü soyut olan bir kavram. Bunu kendi değer yargımıza göre açıklarsak biraz tabii ki olayın gerçekliğini kaçırmış oluruz. Değişken bir şey çünkü hayal. Bugün hayalini kurduğun şeyi yaşadığında hayalini kurduğun kadar ki anda aldığın lezzeti almayabiliyorsun. Peki bir hayal gerçekleştiği zaman ve hayal ki şudur. Mutlulukla ilintili bir şeydir bu. Yani düşünsene hayatta hep mutlusun. Hayalini kuracak şey ne kalıyor? Belki de mutsuzluk olur o zaman hayal. Hiçbir şey. Çünkü ütopyadır her an mutlu olmak. Evet. Onun için de hayal gerçekleşilmek istenen şeydir aslında. İnsan gerçekleşmesini istemediğin bir şeyin hayalini kurmaz. Kalender. İnsan sadece bizim soruda sormak istediğimiz şey var burada. Engeller. Hayallerini gerçekleştirmeye istedikleri şeyler, engel ve duvarları büyükse eğer, insan sadece onun zihninde yaşar. Ama bunun o kadar zihninde o kadar büyük duvarlar örmemiş insanlar, hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eder ve ulaşırlar. Ama ulaşınca hayal ederkenki kadar mutlu olmayabilir. Yani açken iyi bir eti hayal ettiğinde aldığın lezzeti eti yerken alamayabiliyorsun. Ya da şunu düşün işte, bir 10 yıl öncesini düşün. Şu an bulunduğun yer 10 yıl önceki kalenderin hayal ettiği yer. Çoğu şey açısından değerlendirildiğinde. Ama o hayal ettiğin kadar mutlu değilsin. Çünkü değişkendir bu hayaller. Duygularımız da değişiyor. Duygularımız değiştikçe de hayallerimiz de değişiyor. Bir de şöyle bir durum var. Hayali güzel kıldıran şey dünyada olabilecek en özgür ortamın olmasıdır. Yani hayal anındaki özgürlüğün hiç başka bir ülke, başka bir durum ya da bir şey yansıtmaz. İstediğin yerde uçabiliyorsun, istediğin yerde inebiliyorsun, istediğin kişiyle olabiliyorsun. Parayla satın alınıp alınmayacak her şeye zihninde sahip olabiliyorsun. Belli ölçüde bunun bir eğrisini yaparsan bence belli ölçüde hayal güzel, insanı hayata bağlar, umut kıldırır ona ve onu başarıya götürür. Yani orta düzey bir hayal insanı daha iyi bir noktaya götürür. Geç senin konuşmalarından biraz da şunu çıkardım. O parabolü çizersek hayal ve başarı belli bir noktada beraber yükseliyor. Belli bir noktadan sonraki hayalin artışı başarıyı düşürür. Çünkü o zaman sömürüye girer. Yani hayal iyidir ama fazlası insanı sömürür. Evet. Katılıyorum. Çünkü gerçeklikten kopabiliyorsun o zaman ya da günü kaçırabiliyorsun. Yarının hayalini çok kurarsan yarın dün olur. Yarın bugün olduğunda bugünü sen yarınmış gibi algılamaya başlarsın tekrar. Ve onun için yaşadığın her an dün olacak. Belki de bugün yaşadıklarımız dünün hayaliydi. İşte onu diyorum ya sana. Bazen farkında olmuyoruz. Hani bugün yaşadıklarım dün hayal ettiğim şeylerdi. Ama baktığında dün hayal ettiğim kadar güzel değil. Evet. O zaman bir sorun zihinsel var. Tatmin, ya... zihinsel tatmin her zaman mutlak tatminden bence daha kıymetlidir. Katılıyorum. Bir de ama şu var. Bir önceki tanımlamada sen karşı çıktın ama bana daha çok hak verdiğin gibime geliyor. Mesela az önce uçmaktan falan bahsettin. Yok, yanlış yani, anlama. Diyor, yani mesela hedef koymakla, hedefle hayal aynı şey olmuyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani mesela sen hayalinde uçtuğunu görebilirsin, uçtuğunu, rahatladığını falan hissedebilirsin. Hayır, yani hedefin de olabilir. Elon Musk dün şey dedi, insanları öldürmeden, işte onun arabası var ya, Tesla Rider mi öyle bir şey. Hı-hı. Onu uçurmanın dedi hedefini koyuyorum dedi. Bak bu bir hayal. Gerçekleşmeden ölebilir. Şunu demeyecek. Ya bir arabayla, bir nesneyle uçmaktan bahsetmiyor. Hı-hı. Bir kuş gibi uçtuğunu hissediyor. Kuş gibi uçmak da mümkün.
Hiç hayal etmedim. Mesela kollarını şöyle açıp şöyle süzüldüğünü, bütün insanların üzerinden hayır, süzüldüğünü. Yani öyle bir hayalim yani. Hakikaten olmadı. Ya benim oldu mesela. İşte bak, bu hayaldir. Yani gerçekleşmesi ki, biraz zor ama yani. Ay zor, imkansız değil ama. Bak insan zihninin düşündüğü her şey mümkündür. Kesinlikle, ama şu var, bu benim hedefim değil. Sadece hayal ettim yani. Hı-hı. Belki gerçekten uçmak istemiyorumdur. Belki yükseklik korkusu vardır vesaire. Birbirinden bağımsız şeyler değil. Hı-hı. Hedef ile hayal. Tabii ki. Onu tabii diyorum ki. Ben. Yoksa hani işte şu hedef de şu hayaldir diyemiyorsun. İkisi birbirine çok karışmış şeyler. Senin için hedeftir, başka birisi için bir hayaldir. Bir de şu var, mesela insanlar sürekli bir şeyi hayal eder ya da hedefler ya da hı-hı, bir amaç koyar vesaire. Çoğu kez mesela istediği şeye sahip olamaz. Ve sahip olamadığı ölçüde de tabii ki mutsuz olur. Değil mi? Hı hı. Şimdi peki eğer öyleyse toz pembe hayalleri niçin mutsuzluklara kılıf ediliyor? Şimdi şöyle bir durum var kalender. Hayatta mutlulukların ve üzüntülerin senin hayal kurduğun oranda değerli ya da üzüntülüdür. Şöyle düşün. Çok büyük hayallerin yoksa çok büyük hayal kırıklıkların da olmaz. Çok hani, büyük acım da olmaz mı o zaman? Çok büyük acın da olmaz. O zaman ben çok hayal eden bir insanım. İşte hayal duygusal bir şeydir özünde. Duysal bir süreçtir ve bu duysal sürecin sonunda nötr bir duygu yoktur. Çünkü eğer hayal etmişse olması durumunda çok büyük mutluluğun olur. Hı hı. Olmaması durumunda da büyük hayal kırıklığı olur. Ya şimdi şöyle bir durum var artık... İnsanlar orta düzey hisli, günümüz çağımızın insanları. Çünkü şeyin bir sözü var, çok güzel. Stefan. Zweig mi? Aynen. Oo, adamım benim. Gözler az gördü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gücü de artar diyor. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gözlerimiz çok şey görüyor, kulaklarımız da çok şey duyuyor. Bu kadar uyarıcının olduğu yerde, somut ve soyut uyarıcının olduğu yerde... daha az hayal kuruyor oluyoruz. Ve bu da neye götürüyor biliyor musun? Orta düzey bir hayalin oluyor. Ne çok mutlu olduğun an oluyor, ne de çok dibe çakılıp çok mutsuz hayal kırıklıkların olduğu bir dönemin oluyor. Bazen insan korkularından dolayı... Bir nevi ne oluyoruz biliyor musun? Hı. Ot gibi hissediyoruz. Bu hafta da ben ot gibi hissediyorum. Yani... Ne havaya uçacağın sevinçlerin, hı hı, ne de yerin dibine gireceğin mutsuzlukların oluyor. Çağın geneli için söylüyorum. Biraz duygusuz. Sanki biraz da şey duygusuzluğa gibi ya, doğru gidiyor. İnsanlar hayallerin peşinden de çok fazla koşmuyor. Biraz da hayaller değişiyor. Şimdi şöyle bir durum var kalender. Senin hayal ettiğin ve hayale yüklediğin mana ile 16 yaşında, şu an 16 yaşında olan bir bireyin hayalleri çok farklı. Kesinlikle. Sen onu hayalsiz gibi görüyorsun ama bence insan özü hayalden yoksun yaşayamaz. Hele de ergense. O ne fırtınalar, o ne... Ergenus tripus. Ne yangınlar. Neyse ya, bir şarkı arası verelim, diğer arada devam edelim. Aynen, sıradaki şarkı kime gelsin? Ya bu parça ben iddia ediyorum kasıp kavuracak, yeni çıktı bir hafta. Taze taze büyük fırından. Hayal kuruyorsun. Yani o şarkı kuruyorsun. Adına o şarkı adına hayal kuruyorum, benlik bir şey yok. Yeni çıktı böyle, ben de dikkatimi çekti bu parça. Dinleyenler hemen diyecektir ya, bu parçayı ben bir yerde dinledim ama... bakalım hatırlayabilecekler mi? Ben ismini vermeyeyim. Siz dinleyin, ondan sonra diğer arada ben söylerim ne olduğunu. Min kebregani hayam ale belingen uha suje şilane ah suje şilane Kevrekani hayam ale belingen uha suje şilane ah suje şilane Çengotinim hene şilanam ştere Çengotinim hene şilanam ştere Mir bümrün jboy ziyade Büladeh mir bümrün jboy ziyade
gava behsa şilan dükün Dranın xoç dinim Behne nasinim Na nekarim bejim Gava behsa şilan dükün Dranın xoç dinim Behne nasinim Na nekarim bejim Çengo tünem Hene şilanam ştere Çen gotunem Hene şilanam ştere Büla dehme ömrün Şu boy siyate Büla dehme ömrün Şu boy siyate Zor anlarınızda biz hep yanınızdayız. Acil çağrı merkezi, ambulans, polis, jandarma, itfaiye, afet ve orman yangını olarak biz artık 112 acilde tek çatı altındayız. Bütün acil durumlarda arayabileceğiniz tek numara 112 acil çağrı merkezi. Sayın dinleyen, kalender güzel parçalar bulmaya başladı ya. Geliştirdi kendisini. Ya işte. İbrahim Erkal dinlemeden sonra böyle şarkılar. Nereden baksan kalem çok hayallerim gerçekli. Hayallerim gerçekleşti şu an. Bu arada stratosfere doğru çıktım yani. Uzaya çıkamasam da. Cevher Ceveroğlu mesaj yazmış kendisini. Tabii o beni tanımıyor gerçi ama ben onu çok iyi tanıyorum. İyi yayınlar demiş, Dünya Radyocular gününüz kutlu olsun demiş ama Dünya Radyo biz radyo günü, değiliz. Biz radyo değiliz ama yine de teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Düşünsene ya, Dünya Radyo günümüzü kendimi, kutluyorlar. Kendimi radyo gibi hissediyorum yani şu an. Şunu okuyayım ya. Gerçekten. Oku, ben okudum, güzeldi çünkü, katılıyorum kısmen. Neydi adı? Heh, kelebek. Butterfly. Benim hayallerimin önünde engel yok. Ben istedikten sonra Allah'ın izniyle başaramayacağım şey yoktur. Gayret ve çaba çok önemlidir. Benim için üniversiteye gitmek bir hayaldi ama 7 yıl aradan sonra çok uğraştım. Allah nasip etti ve hayal kurmak bedava. Bambaşka bir dünyaya açılıyor gözlerin. Çok uçuk şeyler de isteyebilir insan. Misal az önce uzaydan bahsettiniz. Ben uzayda olduğumu hayal etsem önümde engel yoktur. Tek engel gerçekten isteyip istemediğimdir. İnsan bir şeyi gerçekten istiyorsa yapar. Uzayla ilgili bilmem gereken her şeyi okur, araştırır, öğrenirim. Gerekirse yıllarca gerekli kursları alır, beklerim. Kapı kapı gezer, sponsor bulur ama yine de giderim. Bu arada kelebeğin maddi durumu da öğrenmiş olduk. Tabii sadece örnek demiş. Azim ve sabır tek engel bu. Bu yoksa hayalin hayal olarak kalır demiş. Şarkının adı Şilan. Yok tamam, çok iyi ya. Yani biliyorsunuz. Kısa filmin finalinde çalmıştı, evet. Kalender, sana sorayım. Muhtemelen sen yok diyeceksin ama şunu sormak istiyorum sana. Senin hayallerin önündeki en büyük engel ne? Bir engel yok ya. İşte bak, bunu diyeceğini biliyorum. Ya ama şu var, ama cidden söylüyorum. Benim hayallerime kimse engel olamıyor. Benim içimde olan bir şeydir ve ben mesela şu anda... Ben gerçekleşmeyen senin hayallerini söylüyorum. Zaten yoksa hayal kurmayı kim engelleyecek ki? Ya ben zaten, benim hayal tanımıma baktığın zaman şöyle, ben hayali bir şemsiye olarak görüyorum. Evet. Yağmur yağında şemsiye ters tutarsın, böyle birikir ya. Hı hı. Ben de hayali o şekil düşünüyorum. Mesela güneş çıktığında ne yaparsın? Şemsiye alırsın, çantana koyarsın, olur biter. Yağmur yağdığında açarsın böyle. Hayal böyle bir şey bana göre. Yani ben mesela atıyorum, ambean bir yere gittiğimde mesela yolda böyle bir şey oluyor, tamam mı? Bir araba korna çalıyor tabii, bana küfür etmiyorsa eğer. O anda mesela aklıma bir şey geliyor ve hayallere dalıyorum. Yani ne oluyor? Ben o esnada kendi içimde bir yerlere gidiyorum zaten. Ya da diyelim ki kalemin yanımda olmasını istiyorum. Kalem yanımdaymış gibi hareket ediyorum mesela. Peki
Sana bazı sorular sormak istiyorum Kalender. Sen mesela meslek olarak ne iş yapmak isterdin? Meslek olarak valla aslında çobanlığı seviyorum. Bir an diyorum hani şöyle çoban dağlarda böyle koyunlarla beraber onlardan öğreneceğim çok şey vardır diye düşünüyorum. Onlarla gezerken yıldızların altında ama böyle gezici olacağım. Eve yani hiç ev falan olmayacak. Sürekli dışarıda böyle. Dedim öyle aklıma simyacı geldi. Peki kalender bu hayalini... Ya dur aklıma Hayır gelmişken hayır dur. hayır hayır konuyu dağıtma dur. Tamam. Senin böyle bir hayalin varmış değil mi? Yani hayal sadece evet. Tamam sadece hayal zaten. Yok soracağın soruyu biliyorum. Peki bunu gerçekleşmesine izin vermeyen şey ne? Hani Ben dedin ya kendim... hani yok dedin gerçek şey benim. Heh, işte ben o gerçekleşmesi yüzden önünde engel olan bir şey yok dedin. programın başından beri sana anlatmaya çalıştığım şey şu. Hedefle hayal aynı şey değil. İnce bir çizgi var. Hayal gerçekleşmesini istemeyebilirsin. Hayal olarak bırakabilirsin. Benim çoban olmam için önümde hiçbir engel yok. Koyun al bilmem ne yap falan yapabilirim. Ama hayal etmesi daha güzel. Gerçeğinden çok daha tatlı. Yani mesela şu anda sorduğun zaman çoğu kişi şunu der. İnsanlardan kaçayım işte Kalender. eski böyle yayalıyım. Kalender. Tanıdığım iyi bir psikolog var. Ücrette yardımcı olur. Hatırladım şu hani gidince ağlayan o mu? Ücrette yardımcı olur. Merdiven altı çalışıyor öyle bir psikolog ama. bu kim? Sınıfçılar günü var mı demiş. Kim ya? Sınıfçılar günü. Sınıfçılar günü istiyorsanız yapalım, ilan ederiz. Bundan daha kolay bir şey yok yani. Yarın ne? Yarın sınıfçılar günü olsun. Yarın çok uzun bir gün ya. Öyle mi? Kimin için? Yani daha kısa bir süreyi yapabiliriz yani sınıfçılar günü. Ha. Yarın sabah öğle namazından Öğle namazını takip. mütakiben Evet. tamam mı? Böyle saat 8'e kadar falan sınıfçılar günü olsun. Peki. Yarın sınıfçılar günü. 14 Şubat sınıfçılar günü ilan ediyoruz. Bu da bizim dinleyicimize şey olsun. Ha bana sormadın ama benim hayallerimin önündeki en büyük engel, benim büyük hayal olarak belirlediğim şeyler söylüyorum. Sen tabii hedef ile amacı falan farklılaştırıp farklı bir yola çıkıyorsun. Kendince çünkü öyle işin içinden sıyırıyorsun. Çünkü öyle bir tanımlama Ama şu var yani şimdi senin koyduğun tanımlayan ben uyduğum zaman bu sefer ben darma duman oldum. işte Olmuyor ya bana uymuyor yani. sorun zaten şu kalender. Kendince bir şeyler oluşturup var olan durumdan kaçıyorsun. Tabii katılımcıları gördüğümüz zaman ister istemez şöyle bir durakladığımız zamanlar da oluyor. Hani sürçülisan etmemek için Tekrar söylesene o sözcüğü. çok değerli katılımcılar oluyor. Bunlar olunca ben tabii hemen şöyle bir geriliyorum. Niye ya? Niye geriliyorsun ki? Ya işte bilmiyorum ki. Benim bilmediğim şeyler mi var kalender? Ne diyecektim ben ya? Bana sormadın ama Hı. hayallerin önündeki en Evet, büyük hayallerini engel. öndeki en Tabii büyük sen engel dediğim söyle. gibi sen onları farklı tanımlayıp kendince öyle işin içinden çıkıyorsun ama kaleme göre tabii benim hayallerimin önündeki en büyük engellerden birisi kendi içimde çocukluktan beri işte tohumlarını ekip dönem dönem farkında olmadım farklı şeylerle beslediğim korkularım var. Sonra bu korkularımla yüzleşmediğimde ya da tanımlamadığımda ya da bu korkularımı tanımlamak için farklı kavramlar kullanıp şu amaçtır, şu hayaldir, şu değildir derken onları büyütüyorum ve onları hayalimden daha büyük bir noktaya getiriyorum. Bence hayal edilen her şey mümkündür, bir hedeftir dahiliyetten. Sadece bunu elde etmek için elde edeceğimiz gayreti sebep olan motivasyon kaynağını bulmamız lazım. Örneğin yüksek lisansta işte dönem projesi şey tez var işte hazırlamam lazım. Ya bir sürü resmen yapmamak için var ya bahane uyduruyordum, uykumu getiriyordum. Olmayan iş çıkarıyordum kendime. Sonra birden işte bu durumun üzerine yürüdüm ve başladığımda da
o kırılma eşiği var ya, o yapabileceğin, hayal ettiğin şeyi kendi korkundan daha büyük noktaya getirdiğin andan sonra emin ol, artık iş çok kolaylaşıyor. Diyelim ve şarkı arası girelim mi? Sıradaki şarkı kime gelsin? Ya, ben susadım ya, bir şey içelim ya. Sıradaki şarkı kime gelsin? Sayın teknik yönetmenimiz, çayımız var. Gelenler olursa çayımız var değil mi? Misafirlerimiz olursa çayımız da var. Çok iyi. Sayın dinleyenler, çay içmek istiyorsanız hemen mutfağa gidin. Çayınızı illa burada içmek istiyorsanız da gelebilirsiniz. Sıkıntı yok. Çayımız, çorbamız var sağ olsun. Teknik yönetmenimiz sadece teknik yönetmenlik yapmıyor. Sağ olsun bizi hakikaten müthiş çay demliyor. Öyle bir şey olamaz yani. Umarım siz de bir gün gelirsiniz. Çayımızdan içersiniz diyelim ve... Ne diyorum? Ne anlatıyorduk biz ya? Ne bileyim ya, sen dağıldın reis. Sıradaki şarkımız Evinde Huzurla bizi dinleyen herkese gelsin efendim. Gelsin. İyi dinlemeler. Sayın dinleyenler, Kalender ve Kalem programı devam ediyor. Bu haftaki konumuz hayal. Üzerine konuşuyoruz bu hafta.
bir dinleyicimiz yazmış. Kim? Janyar. Janyar demiş ki iyi akşamlar dostlar. Yaşantımız bir hayale dönüşmüş. O kadar çok beklentimiz artmış ki. Hayal insandan insana değişir ve hayallerin gizlilik payı büyüktür. Bence hiçbir insan gerçek hayalini ortaya açıklamak istemez demiş. Güzel demiş bence. Yani hayalde biraz şey ya herhalde kişiye özel olduğu için. Tamam. Sayın dinleyenler biliyorsunuz her hafta hikayesi olan bir parçamız oluyor. Ve hikayesi olan parça bölümünde de bunu güzel sesiyle, karizmatik duruşuyla... Hadi öv beni. Öyle yapıyorum zaten. Ondan sonra... Yeter. Yeter mi? Yeter. Peki. Hikayesi olan parça bölümüyle kalem sizlerle. Böyle kendimi şey gibi hissediyorum ya, sahneye çıkacağım, alkış, iki kolumu açacağım. Seyirci. Yaşar abi sen hiç alkışlamıyorsun bizi ya. Bir alkış versene kaleme. Yani kalem ya o kadar hak ediyor bence ya. Yani o şimdi, modda değilim ya. Şimdi... Allah Allah, niye piyanist şantör? Evet, beklentiyi yükselttik, tamam. Buyur. Yani niye böyle piyanist şantör muamelesi yaptın? Lavinia şarkısını verebilir miyiz Yaşar abi? Dinleyeceğimiz şarkının hikayesini anlatacağız size. Hayal dedik ya, hı hı. Kalender. Hayal olmadan ürün olmuyor, bir şey ortaya çıkmıyor, yapılmıyor, edilmiyor. Kesinlikle. Sen onları amaç diyorsun. Gerçekleşenlere, gerçekleşmeyenlere hayal diyorsun. Evet. Sayılır yani hemen evet. Hemen. Şimdi şiirlerin ortaya çıkışı. Onu yaratan şairlerin yaşamla kurdukları ilişkiyle doğrudan ilişkilidir. Ne yaşamdan ne de onu yaratan insanın varlığından bağımsız olmayan bu eserler, aslında edebiyat metninin yaratımındaki sonsuzluğu perçileyen, ilerleten, ayakta tutan temel düzlemlerdir. Edebiyatımızda öyle metinler vardır ki yazılma hikayeleri de en az kendileri kadar önemli ve kıymetlidir. Yaşanmışlık taşıyan ve bu yaşanmışlığın etrafında hayat bulan eserler, edebiyat tarihimizin en kıymetli hatıraları olarak bilinmektedir. Sadece edebiyattan da ziyade kalender, mimaride ya da sanatın diğer alanlarında da aynı şekilde vardır. Biliyorsun Edirne'deki büyük cami Mimar Sinan'ın yaptığı. Hı hı. Onu Mimar Gittim Sinan'a... Gittim ya, içinde ters lale vardı, güzel bir camiydi. Gittim gördüm. Ona onu yaptıran şey Mimar Sinan'ın aşkı. Hayal ettiği aşkını evet. Mimaride yansıtıyor. İşte kimisi sanatta yansıtıyor, kimisi şiirde yansıtıyor. Burada ya da işin özü, dikkat ettiysen sanatta, yaşantıda yapılan bütün güzel şeylerin hepsi aşka çıkıyor biliyor musun? Duygu. Aşk. İşte aşk, duygu. Yani duyguyu dünyadan çıkarttıktan sonra geriye bir şey kalmıyor çünkü. Lavinia, Özdemir Asaf'ın okul yıllarında aşık olduğu bir kıza yazdığı şiir olarak bilinir. Öyledir de zaten. Karşılıksız bir aşkı anlatır. Şair, Lavinia şiirini yazdıktan sonra şiir yarışmalarından birine göndermeye karar verir ve şiirinin beğenilmesiyle birlikte yarışmayı birincilikle kazanır. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra şairden şiirini kürsüde okuması istenir. Özdemir Asaf bu teklifi geri çevirmez. Salondaki misafirler arasında Asaf'ın aşık olduğu kız da vardır ve salonu terk ettiği söylenir. Özdemir Asaf'ın büyük bir tutkuyla aşık olduğu ve karşılık alamadığı kişi Mevhibe Hanım'dır. Ancak Mevhibe Hanım, Özdemir Asaf'a karşı en ufak bir ilgisi yoktur. Asaf'a yıllar sonra dillere destan olacak bir şiir yazdıran bu aşk karşılıksız ve umutsuzdur. Mevhibe Hanım'ın gönlünde ise bir başkası, ressam olan hocası Edip Hakkı Köseoğlu vardır. Ve bir de usta gazeteci İlhan Selçuk. Ancak İlhan Selçuk o yıllarda hareketli bir gençlik yaşamaktadır. Ve Mevhibe Hanım'a göre biri değildir. En sonunda Mevhibe Hanım dünya evine girdiği kişi oyuncu Öztürk Serengil olur. Ancak evlilikleri uzun ömürlü olmaz ve ayrılırlar. Mevhibe Hanım'ın en yakın dostları arasında olan Melda Kaptan
arkadaşına olan bu yoğun ilgi hakkında şunları söylemiştir. Korkunç bir sezgi gücü vardı Mevhibe'nin. Yüzünüze bakar bakmaz sizi tanır, anlar, ruhunuzun en derin köşelerine kadar kavrardı. Küçücük bir bakıştan, mimikten, jestten tüm karakter haritanızı çıkarabilirdi. Özdemir Asaf bu yüzden ona öldürmekten daha beter ne anlıyorsun insanı demişti. Çok keskin gözleri vardı. Ve talih Özdemir Asaf'la Lavinia'yı hiçbir zaman bir araya getirememiş. Yalnızca şiirde ve şairin yüreğinde yaşatmıştır. İyi dinlemeler. Üşüyorsun ceketimi al, günün en güzel saatleri bunlar. Lavinia yanımda kal, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim, sen de bilme, bilme Lavinia. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim, incinirsin, yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim, incinirsin, yine de sen bilirsin. Sana gitme. Sana gitme demeyeceğim ama bir gün içinde kaç tane detay giriyor hayatımıza? Kaç ayrı bildirim ya da uyaranla dikkatimiz çekiliyor? Ben bir operasyon esnasında etrafımda olan bitenlerin farkında olsam da dikkatimi oraya veremem. Bunun için çok kıymetli yardımcılarım, mesai arkadaşlarım var. Bir operasyonda dikkatin dağılması hayatlara mal olabilir. Kaybedeceğiniz şey bu kadar kıymetliyken risk almak doğru değil. Trafikte de bu durum aynı ameliyatlardaki gibidir. Dikkatinizi dağıtacak bir mesaj
elinizi direksiyondan ayırıp telefona götürmenin bedeli hayatınız olabilir. Dikkatinizi yola verin. Öncelik güvenli trafik. Kıymetli dinleyenler, Kalender Kalem programı devam ediyor. Program formatımız gereğince şişeye bırakılmış notlar köşesinde Kalender, şimdi çalacağımız şarkının YouTube'da yazılan yorumları okuyacak. Bakalım hangi yorumu seçecek ve hangisini okuyacak bize. Bir de şarkımız hangisi? Şarkı benim sevdiğim parça. Zakum'dan gelecek. Zakum. Evet, ben dinledim o grubu canlı. Çok güzel. Değil mi? Son kaç yıldır yeni şarkı yapmıyorlar ama çok kaliteli müzik yaptılar, yaptılar bir süre. Yaptılar ya. Geçen bu pandemide yeni bir albüm çıkarttılar. Bu albüm de gayet iyi. Gayet iyi gidiyor. Ya ben buradan da hatta çaldık birkaç tane de. Ama bu şarkısı güzel. Bu da hatta yeni albümünden yanlış hatırlamıyorsam. Yeni albümden mi? Diye hatırlıyorum. Sen İbrahim Erkal dinlediğin zamanlarda bu şarkıyı çıkarmıştı reis. Sayın dinleyenler, kalem bazen yanlış yazabiliyor. Lütfen siz doğru okuyun. Bak, İbrahim Erkal bak, hiç dinlemedim. En erken yorum bir yıl önce. Bir hafta önce. Alta in. Ya paşa, bu yeni dediğim yani yeni eski. Yorum erken şey yazılmış. Evet, yorum. Daha şarkı çıkmadan yorum yazmışlar. Zaman ayarlı yorum yazmışlar. Ya kabul et bazı şeyleri, kalemleri bak. Evet, Angel demiş ki yorumlara bakıyorum da herkes ne kadar çok acı çekiyor. Dilerim sizi buraya getirenler de bir gün buraya düşerler. Niye ya, öyle çok yani şey çok bir yer değil ya. Hani burası cehennemin dibi gibi görüyor da orayı. Şarkı ya, bir yıl önce yazmış. Tam, evet, bir yıl önce yazmış. Demiş ki şarkı çıkalı 3 yıl olmuş. Matematiğim düzgünse 4 yıl olmuş. İzlediğim filmlere göre 3 artı 1 4 ediyor. Ama hakikaten ben demek ki hala İbrahim Erkal dinliyorsun. İşte bu 3 yıl olmuş dediğine göre ve ben buna yeni diyorsam demek ki 3 sene önceki her şey benim için yenidir. Devam edelim. Bence hala yanılıyor. 4'ten de daha eski bu şarkı. Şey demiş, iyi şarkıların kötü anlara ihtiyacı vardır. Bence yok, gerek yok. Eğer bu müziği dinleyip dalıp gidiyorsanız bu da demek oluyor ki birine haddinden fazla değer verip ve ondan en acı darbeyi yemişsinizdir. Yani şunu demek istiyor. Fazla hayal kurdum. Olmadı, fazla üzülüyorum diyor. Teşekkür ediyorum. Yani onun duygularına tercüman olduğun için diyeyim. Bu arada. Hayır, benim demin yaptığım hayal tamam, ilgili tamam, tanımlamaya uyuyor. Ya tamam işte, teşekkür ettim ben de. Parçanın içinde geçen sen ertelediğim acelem. Bu nasıl bir cümle ya, kusursuzca. Ne kadar güzel değil mi? Sen ertelediğim acelem. Düşününce kulağa çok hoş geldi. Ya bazı şeyler çok saçma olsa da şarkı olarak olunca böyle güzel geliyor da. Evet. Özlemek için sevmişiz. Şeyim vardı ya, bir kız vardı. Pembe Mezarlık diye bir şarkı. Pembe bir mezarlıktı. Hatırlamıyorum. Yani şarkıda var ya, cümle bütünlüğü yok. İyi ki dinlememişim. Ama şarkı fena değildi yani. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Nura demiş ki özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize demiş. Bu da kavuşmak istemeyenlerden demek ki. Ona bir hastalık bulmak lazım ya. Kavuşmak istemeyenler. Kavuşmak istemeyenler. Şey gibi mi? Kulüp falan kurun. Blastosis fetalis gibi bir hastalık mı acaba? Nasıl bir isim bulsak? Neyse. Halit, sen ayazını beklediğim sabahlarımsın, uykusuz geçirdiğim gecelerimsin sen. Kalemler, aklıma bir şey geldi. Sor ya da söyle. Bu biraz seninle de alakalı. Hı. İnsan çok hayalinde yaşayınca ne oluyor bazen biliyor musun? Çok iyi oluyor. Ama bunu demeyeceğim ben. Bir tanımlama, yani kendim bir hipotez geliştireceğim, bir önermede bulunacağım.
Ama söz. Eğer kafama yatarsa katılacağım sana. Yani böyle dedin diye fikrim değişmeyecek yani. Hani sırf bunu dedin diye fikrimi değiştirmeyeceğim yani. Tamam, dinliyorum. Bana yani katıl diye. Anlık çok hayal kuranlar. O anı hayali kurduğu için genelde gün içerisinde ya da an içerisinde sen bir şey sorarken onun zihni gene bir hayale gidiyor ve o hayalde yaşıyor. O cevabı orada verdiğini düşünür. Ama sözcük olarak çok bir şey söylemiyor. Evet, ama kendi kişisel tatmininde cevabını verdiğini zannediyor. Çünkü o zihninde cevabını verdiği şeyi veriyor. Sözcük olarak da işte bir mimik, bir jest ya da birkaç sözcük söyler. Ama karşındaki her senin hayalinde yaşamıyorsa böyle bakar. Ot gibi hisseder. Katılıyorum ya, inanılmaz bir şey ya. Vallahi katılıyorum. Ot gibi düşünene kadar ya. Demek ki ot gibi düşününce böyle oluyor. Hakikaten böyle yakın hissediyorum. Ya ot, sizi, ot kardeşliği. Ben bu güzel parçayla sizleri baş başa bırakayım sayın dinleyenlerimiz. Diğer arada film soracağız size. Hazır olun diyelim. Ve sizi şarkıyla baş başa bırakalım. Saatlerce bakmayı bilir misin? Takvim nedir, mevsim nedir? Unutmayı bilir misin? Hayatta mıyım diye nabza parmak basmayı. Al gece yarılarımı benden, al çıkmaz sokaklarımı, al hepsini, senin olsun bir de sen tad onları. Al bu ağrıyı benden, al aslan sütü akşamlarımı. Al hepsini, senin olsun bir de sen yaşa onları. Bakmayı bilir misin? Takvim nedir, mevsim nedir? Unutmayı bilir misin? Hayatta mıyım diye nabza parmak basmayı. Al gece yarılarımı benden, al çıkmaz sokaklarımı, al hepsini, senin olsun bir de sen tad onları. Al bu ağrıyı benden, al aslan sütü akşamlarımı. Al hepsini, senin olsun bir de sen yaşa onları. Al gece yaralarımı benden, al çıkmaz sokaklarımı. Al hepsini, sen bileğimde akan zaman, sen kapımı anahtarsız açan, ağzımı yakan, sen buldukça kaybettiğim, yürüdükçe uzayan yolum, sen
sen yağmurumu taşıyan bulut, ayazımı beklediğim sabah. Sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın hepsisi. Sen yanağım ağaçtan soğuk, sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi. Evet sen dinleyenler, bizim için yeni, sizin için eski olan bir parça dinledik. Şimdi sizin için belki en heyecanlı ya da en güzel ya da hiç sevmediğiniz, bilmiyorum, bölüme geldik. Film köşesi, film soracağız. Filmin müziğini vereceğiz ve filmin müziğinden hangi film olduğunu bilmenizi isteyeceğiz ki basit bir film bu aslında eğer. Hemen akla geliyor. 20 saniyelik süreniz başladı. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April. Cevabı biliyorsanız 0555 167 97 97 ne olur, hatta atabilirsiniz WhatsApp iletişim hattımıza, atın. Biz de hediye verecek miyiz onu sonra söyleyeceğiz. Cevabı biliyorum sanki. Sen söyleme ya. Çocuklar duymasın. Tamam, bildim. Şaka şaka. Some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet. Evet, filmimiz Kelebek yazmış, One For My Baby. Filmin ismi bu değil ama. It's your problem. I cannot speak English. Yani ne diyeyim? Derdin ne dostum? Filmimiz çocuklar duymasındı. Kelebek. Tabii ki bilmedi. Filmimiz Joker filmi. 2019 yılının belki de en çok ödül alan filmi. Şey neydi adı ya, başroldeki ne Ponix'ti, bir şey Ponix'ti ama adını çok hatırlamıyorum. Evet. Sen dinleyenler, en iyi erkek oyuncu ödülü Oscar, Venedik'te altın ayı, şey altın aslan, altın ayı mı ne, bir tane hayvandı ama altın bir şeydi, ödülünü almıştı. Şarkının adını yazmıştım diyor, filmini bilemedim. Şarkının adı zaten şarkıda geçiyor reis. Biz de birkaç kelime İngilizce biliyoruz yani. Yani bu arada şarkının adı da That's It Life olacaktı. Sizin yazdığınız da One For My Baby. Karen de çok mi? Bildiğin şeyler değil ya bence. Bunlarda böyle bir şey iddia etme. Şimdi çok iddiaya girmeyeceğim. Ya zaten bu arada bizim dinleyenlerimiz çok üçkağıtçı, biliyor musun? Niye? Ya biz burada dinlettiriyoruz ya. Hemen ikinci yedek bir telefon tutuyorlar. Shazam diye bir program var, tamam mı? Hı-hı. Dinlettiriyor müziği ona. Orada ekranda ne çıkıyorsa hemen bize atıyorlar diyor şu. Ben üçkağıtçı demem, zeki derim yani ona. İmkanlardan faydalanıyor. Sen diyor musun ki kendi belleğinle bil? Biliyorsanız diyoruz. Tamam, bu da bilmeye çalışıyor, öğreniyor. Sonuçta öğrenmiyor mu onu? Ya aslına bakarsan bir çaba sarf ediyor. Bunun için tebrik edilebilir ama bilmiyorlar neticede. Hayır, şunu kıstas getir o zaman. Google ya da herhangi bir şeyi, programı kullanmadan direkt biliyor musunuz? Aslında o zaman bunu yapmak zor da bir süreyi azaltalım. 10 saniye bu fırsat olmasın. Yani niye zorlaştırıyorsun ki? Yani bilseler ne olacak yani? Niye bilmemelerini sağlamaya çalışıyorsun? Tercihim. Yok hocam, ikinci telefona gerek yok. Ama bize burada hoca yok yani bak. Şey yazıyor. Hocam demiş ya. İkinci telefona gerek yok. Bizzat kendi telefonumla yaptım demiş. Öyle de dürüst. Öyle de dürüst bir dinleyenimiz.
Kalender yarın 14 Şubat. Evet. Ne, bir anlam benim yok için mu? Bir anlam ifade etmiyor. Hadi. Hadi hadi söyle, açıkla hadi. Gerçekten hani daha önce de bu konular konuştuk. Benim için özel günler benim kendi belirlemiş olduğum günlerdir. Yani birilerinin bana dayatma usulüyle belirlediği günler değildir. Sen yokken hatta dinleyicilere şey söyledim. Yeni dedim de. Ki kalem burada olsaydı bana diyecekti ya sen yılda kaç kere doğuyorsun falan. Çünkü benim 10 Şubat'ta yine bir şeyim vardı. Yine bir doğumun mu var? Yine vardı ama işte. Valla bak taradığım iyi psikologlar var. O kadar kötü bir şey değil ya, psikoloğa gitmek ya. Yok senin psikologların ya. Gidiyorsun kendileri alıyor yani. Yani ha. O kadar kötü bir şey değil psikoloğa gitmek ya. Yani. Ya yok kötü olduğundan değil. Yani senin götüreceğin psikolog iyi değil. Tamam hangisini istiyorsan sponsor olabiliriz yani Başak FM olarak. Arkadaşlar iman paylaşacağız. Adam başı bir 50 TL fişekli. Kalenderi bir şeye götürelim ya. Tabii kalem şaka yapıyorum. Gerçekten yazıyormuş bir iban numarası gönderim falan geçen hafta. Değil de bir önceki. Aslında canım ne olacak yani. Değil mi? Yani bir önemi yok yarın senin için. Yarın yok. Peki insanlık için niye var? İnsanlığa sormak lazım. Ya gerçekten bir düşüncen yok mu ya? Şu var. İşte benim için bir anlam hakikaten ifade tamam, etmiyor. Tamam. Şimdi yarın mesela senin için ne önemi var? Yani ne olarak adlandırıyorsun sen? Sevgililer günü diyorsun. Yani böyle bir klişe var değil mi? Senin için ne anlam ifade bakın, ediyor? Bakın sevgililer günün önce şeyini bilmek lazım. Yani hikayesini bilmek lazım. Çünkü belirli günler belirli olaylardan sonra konuluyor. Olaylar neticesinde o olaydan çıkıp evrensel bir değer taşıyor. Bizim yarını sınıfçılar günü ilan tabii etmemiz ki, gibi mi? Tabii canım. Burada da şey var işte Roma döneminde 2. Claudius diye bir adam var. Bu hep savaş diyen bir adam. Seviyor savaşı. Tamam sonra? Mı? Savaşa gidecek asker bulamıyor ve bunun da en büyük sebebini aşk yaşayan, evlenen kişiler. Çünkü evlenip yuva kuran, çocuk sahibi olan kişiler artık kendi hayatlarından ziyade evliliği ve çocukları düşündüğü için savaşma fikri onlara cazip gelmiyor. İkinci Claudius diyor ki nişan, düğün, evlenme yasak. İkinci emre kadar. Tabii ki insan şey yapamazsın yani insan duygularına hüküm giydiremezsin. İnsanlar tabii ki gene seviyor, aşık oluyor, evlenmeye çalışıyorlar. Valentin var, bir papaz. Valentin de sevgilileri gizlice evlendiren bir adam. Hani şu Aziz Valentin günü olarak kullanılan mı? O işte. Ha. Valentin bir papaz. Hı-hı. Bu sevenleri gizlice bu evlendiriyor. Vallahi iyi bir şey yapmış tamam aslında. Mı? Sonra bunu duyuyor ikinci Claudius. Kaç 200 sopa mı ne öyle bir şey ceza veriyor. Sopa vurdura vurdura adam ölüyor. Sopaya vura vura adama. Hı-hı. O papaz ölüyor. Öldükten sonra onu Hristiyan mezarlığına, Hristiyan şehitler, azizler, onlar da şehit aziz diye geçiyor ya, o mezarlığa gömüyorlar. Tarih de zaten milattan sonra işte 300'lü yıllar herhalde ve 14 Şubat'a denk geliyor. O günden sonra aziz, işte Valentin günü olarak sevgililer günü kutlanmaya başlıyor. Senin için ne anlam ifade ediyor? Yani benim için tabii ki sevginin bir güne sığdırılıp etiket... Mesela yarın ne yapacaksın mesela? Yarın yasak reis. Sevmek için mi? Sevmek için değil. Sevgililer günü faaliyetini bir eyleme dönüştürmek için. Heh. Bu eyleme dönüşmeyi hediye alma vermeden ziyade. Sen dışarı çıkma yasağın yok. O duyguyu yaşatmak önemli. Yani o duygunun varlığını hı-hı. Eğer sevdiğim varsa hı-hı. Ona hissettirmen o günü kutlanmış o anlamına geliyor. Yani bu kutlamayı şey olarak düşünme. İşte gideyim işte bir hediye alayım vereyim işte onu şaşırtacağım falan bir şey yapayım. Eğer bir duygun varsa hı hı. o duyguyu o gün söylemenin bir mazuru yok. Ha desen ki insanlar niye kutluyor? İşte Aziz Valentin'den çıktı artık. Bak sadece Hristiyanlar değil tüm inançtaki insanların kutladığı bir şeydir. Ha sevgi de bir karşı olan aşk ya da babalık, annelik duygusu, öğretmene olan sevgi, saygı tek bir günde simgesel bir kutlamayla sığdırılıp geri kalan kısımda yokmuş gibi davranacak şeyler elbette değil. Ve bir popüler kültürün para harcatma aracı olarak da göreceği düşündüğüm bir şey değildir yani. Tamam mı? İşte şunu alalım. Sevgililer gününe özel bilmem ne falan. Öyle düşünmüyorum tabii. Ama eğer sevgi varsa sevgiye layık sözcükler ya da bir düşünce ya da bir duruş ya da bir sarılış vardır. Sadece onu kastediyorum. Bence aşık olan bir insan her gün aşıktır ve her gün zaten zirvededir. Onun için ayrıca bir gün kutlaması bana. Sana göre olabilir. Bana göre
Saçma. Peki o zaman mesele senin için yeniden doğum olan günler niye var? Senin belirlediğin i̇şte, önemli günler. Bu kişisel bir şey işte. Hayır bak işte o gün yaşıyorsun ama bak o gün onu kutluyorsun. O gün onu önemsiyorsun. O gün onun için bir şey yapıyorsun. Yani bak sonuçta nesnel anlamda bir şey yapıyorsun. Tabii şimdi ki. Bak kullanın yani kutlayacağın gün bu hı-hı. duygusal bir şey ama. İşte duygusal bir şey. Yani sen dedin ya aşık olan her gün aşıktır. Ekstra bir şey evet. yapmasına gerek yok. Yani. Madem aşık olan adam her gün aşıksa o zaman 10 Şubat'ı niye ayrı bir şey yapıyor? Ya da 10 Şubat'ı niye değerlendiriyor? Diğer arada cevap ver. Çünkü düşünmen lazım buna. İyi dinlemeler sayın dinleyenler. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April and shot down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June. I said that's life. And it's funny as it may seem. Some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life, I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Kalbinle giriştiğin bir haksız mücadele bu. Kendi yüzüne attığın pençedir aşkın mührü. Tut ki yaralısın, iyileşmeyecek kadar, çaresiz. Uzaktaki kar tanelerine tutunmak için yarışır mı serçeler özlemenin imkansızlık olduğunu bile bile? Durmadan meşgul çalan bir telefonun ucundasın. Bileklerin yanlış ibreye ayarlı. Tam 12'den vuruldun. Hedef tahtasının bile artık yeter dediği andır kursağında suskunluk. Senin o soylu suskunluğun kim bilir hangi kayıp haritayı çıldırtır. Çarpışmayan hiçbir tanrı kalmadı bu hikayede. Yaşadığımız atlatma habere sıradan bir başlık uyduracak kadar cakalıyız. Darmadağın ayak izlerime bakıp da nasıl biteceğini hesaplama bu yolun. Kalbimle it dalaşındayız.
Hiçbir atlas kucak açmıyor içimdeki ülkeye. Ölüme yıllardır küs olmasam, bir akrebe sevda büyüteceğim. İçimden geçen her şeyin günlüğü tutuldu. Rahat olabilirsiniz. Size de yer var bu oyunda. Taburu yanlış patikaya süren acemi bir rütbeliydim. Hepimiz o coğrafyanın ortasında kaybolduk. Şimdi falcıların önünde tek sıra hizadayız. Bizim için açılıyor sinek, papaz, kız, aşk, ayrılık, unutma mecburiyeti. Semalar üstüne atlaştığımız Tanrı. Durulduk sonunda. Morfine uğramış zır deli kadar özgürüz. Biletimiz kesildi. Cehenneme kadar bütün yollar açık. Varsa sıratın üstünde de sürüp gider bu it dalaşı. Bir ağızdan çekilen yuhulara da katlanırız. Kıyamete ne kaldı ki aşk bittikten sonra? Ömür mü? Yük kervanıdır. Geçtiği her adımda biraz daha derinleşir iz. Gökyüzüne darılıp kalır anılara yetişemeyen o evcil akbaba. Hello.
Hazır mısınız? Emin misiniz? Başarı uzun bir yolculuktur. Rakipleriniz çalışırken siz daha istekli olmalısınız. Hiç durmadan hayallerinizin peşinden koşmalısınız. Ama insan nerede duracağını da bilmeli. Öncelik güvenli trafik. Başak FM 97.7. Sayın dinleyenler, Kalender ve Kalem programındasınız. Bu arada ben şiir okurken sayın genel yayın yönetmenimiz teşrif ettiler. Biz de hoş geldin diyoruz kendisine. Hoş bulduk efendim. İlginç bir sürpriz oldu ya. Şiirin tam ortasında böyle bir an dedim ne oluyoruz? De sen şiir okurken kaptırıyorsun ya. Tabii kendine. Ya ben hani hayallerde... Hayallerin zirvesindeyken. Tam o esnada birisi dürttü. Kalk kalk gerçek hayata dön. Ben şiirinizi bölmeyecektim aslında. Ben İBAN kısmına yetişmeye çalıştım. Duydum ki dinleyicilerimden haraç kesiyormuşsunuz. Ya aslında öyle değildi o. Koşar adım hani tam gaz geldim. Buyur kalem açıkla. Ya haraç değildi, bir yardımdı. Yardım. Tabii değerli bir arkadaşımız şey, psikoloğa gidince şey diyorlar hani ben buzdolabıyla konuşuyorum. Kim konuşuyor? Bir psikoloğa biri gitmiş. Tamam. Demiş ki siz buzdolabıyla konuşabilirsiniz, bu problem değil. Yalnız buzdolabı sizinle konuşuyorsa o zaman problem. Oo. Şimdi bizim tanıdığım o arkadaş da para için topladığımız kişi de artık buzdolabı da onunla konuşuyormuş. İyice kırmızı oda ihtiyacı hissediliyor. Dedik 50'şer TL toplayalım da dinleyenlerimizden hani. Bu arada bir mesajımız var, bir dinleyicimiz yazmış. Yola düşten sokak lambası parçasını Batak ekibine istiyoruz. Pel Upıncar biz demiş. Ne dersin kalem? Yani Batak oynanırken dinlenilmek çok hoşuma gitmedi. Kapatın lütfen. Ya Batak'ı bırakın kapatın. Ya da bizi kapatın. Bence kararınızı verin yani. Ne demek ya, haraç kesiyorsunuz ya, radyoyu kapattırıyorsunuz. Bu nasıl bir yayın? Galiba biz biraz fazla mı rahatız kalender? Ya şu anda... Ama ben de Batak seviyorum da çünkü Batak oynanırken düşünsene işte elindeki kozu sayıyorsun işte. Koz Karo sıradaki şarkı. İşte sokak lambasını istemiş. Hmm. Yani yola düşten sokak lambası. Yani kalenderin o romantik şiirini Batak dinlerken, şey oynarken yani dinlemelerini yani. Düşündüm ondan dolayı şey oldum. Yok ben... Ya da şöyle yapabiliriz yani Batak'a neyine oynuyorsanız o 50 TL'yi almayın bize verin. Tam kumar var. Aynen. Yola hani düşten sokak... Ona oynayabilirsiniz amacınız, yani. Amacınız 50 lirayı toplama amacınız psikolog mu? Evet. Daha iyi bir fikrim var. Buyurun. Tüm fikirlere kapalıyız. Ben açığım. Programın yarısı olarak. Biz size psikolog bulalım. Olur. Dinleyicimiz psikologtur yani, ve gelir. Olur, olur, yani olur. Kalemin bulacağı psikologdan ama çok daha iyidir. Ama sadece işte sizi danışan olarak kabul eder mi o kısmını bilmiyorum. Vallahi zor bir bence sınavdan ona, geçecek. Bence biz ona bir program yapalım öncelikle. Seansı siz başlatacaksınız. Sonra şöyle olacak Nur Hanım. Kalender ile psikologumuz el ele yeni psikoloğa gidecek. Çünkü ben oraya doğru gidiyorum. Evet sevgili dinleyicimize de teşekkür ediyoruz. Yola düşten sokak lambası parçasını istemiş. Çalmayacağız. İyi akşamlar. Şimdi evet kalem programı bitirelim ya. Yavaş. Hayır şey yapalım. Nur Hanım katılmışken biraz muhabbet edelim. Değil mi? Korkuyorum ama sizden. Hayır estağfurullah. Konumuz hayaldi. Her hafta bir konu başlığı seçiyoruz. Hmm. Onun üzerine konuşuyoruz sorularda. Direkt sorumuzu direkt bir size bir de sorumuz oluyor genelde dinleyenlere. Durun sormayın. Ben son anda dinledim sizi. Yok şimdi soracağız soruyu zaten. Buyurun. Genelde şunu soruyor. Yani bugün sorduğumuz soru şu oldu. Hı-hı. Sizin hayallerinizin önündeki en büyük engel ne oldu? Benim. Kalenderinki buzdolabı. Evet, bir buzdolabı var hayallerimle
benim aramda. Hep onunla konuşup kötü yol gösteriyor ona. Bence hayallerin önündeki engel yine biziz. Evet. Yani yine benimdir. Eğer ben hayallerimin ötesine gitmediysem sebebi yine benim. Peki böyle bir sebebe niye kendinizi itiyorsunuz? Psikoloğa ben de gidebilir miyim? Psikoloğun numarası neydi? Arkadaşlar ben artık 50 TL değil 100 TL. İki kişi oldu kurtarmıyor 50 kişi kusura bakmayın. Sorularınız da bir garip. Şu an neden yaptım bunu bilmiyorum. Yani o sağ dönüşü yapmayacaktım. Oradan doğrudan düz gidecektim. Tabii bugün çok ciddi bir yorgunluk oldu hepimiz için. Tatlı bir yorgunluktu. Evet. Çünkü bugün dünya radyo günüydü. Ama şöyle bir sorun da yok mu ya? Buyurun. Nur Hanım. İşte mesaj attılar. Dünya radyo gününüz kutlu olsun. İyi de biz radyo değiliz ki. Yani değil mi? Ben de onu fotoğraf yani çekilirken söyledim. Hadi bütün radyolar sıraya dizilin gibi bir durum. Radyocular günü, radyocu tabiri de kullanılmıyor aslında. İşte evet biz, o tabir de kullanılmıyor. Yani radyocu deyince radyo satan kişi hani manavcı der gibi. Hı hı. Elmacı, portakalcı der gibi, tesisatçı der gibi radyocu denmesine ben de karşıyım. Sunucu, spiker lakin hı-hı, hani spikerler günü yok. Nasıl değiştirelim? Radyo günü yani radyonun her şeyini kapsamış oluyor açıkçası. Güzel her türlü bizim bugünü kutlamamız, bize böyle bir günün ayrılması gerçekten çok güzel. Biz her ne kadar bugün ciddi yoğun bir gün geçirmiş olsak da evet, bence keyifliydi. Hem öğretmeniz hem sunucuyuz. İki mesleği, iki önemli günü hissediyor ve yaşıyor olmak çok mutlu mutlu ediyor insanı gerçekten. Dünya Radyo Günü neden dendi bilmiyorum ama bize ait bir günün olması beni mutlu ediyor. Hemen ardından soruyu ben soruyorum. Yaşar Bey çıkışlar yönetmenim nerede? Elektrik gitti. Konumuz hayaller demiştik. Sizce hayaller gerçekleştirilmek için mi vardır yoksa anı yaşamak için mi vardır? Kalender şunu diyor. Diyor ki gerçekleşebilen şeyler hayal değildir. Amaçtır diyor. Hedeftir. Hedeftir diyor. Gerçekleşmeyecek şeyler ise insan hayal eder diyor. Tabii ben katılmadım buna. Onu soruyor yani size de aynı soru. Hmm. Hani siz de katılıyor musunuz? Ya her insanın bakış açısı farklıdır. Biz bunu gerçi kendi aramızda konuştuk, değerlendirdik ama. Evet. Şimdi bana göre hayal anı yaşamaktır. Yani evet, o anda bir yerlere dalarsın, uçarsın, kaçarsın vesaire. Hatta ben bir tanımlama yaptım. Dedim ki hayal gündüz düşüdür. Bence gündüz düşüdür. Yani hani gün içinde gözün açıkken gördüğün, hayal ettiğin bir şeylerdir diye ben tanımlama yaptım ama kalem biraz daha şey noktasındaydı. Hayallerin gerçekleştirmek için var olan bir olgu olduğu yönündeydi. Biz şunu bunu kendi söylüyorum, aramızda biraz daha şey yaptık. Hayal edilebilen her şey aslında mümkündür. Yani mümkün olabilecek şeylerdir. Ne kadar uçuk olsa da. Bunun için çaba sarf edip etmemek önemli ama şöyle bir ayrım var hayalde. Bazen hayalini kurarken aldığın hazzı hayalini gerçekleştirirken almıyorsun. Mesela ot olduğumuzu hiç hayal ettin mi? Bana sordular değil mi ama onlar... Ha. Şimdi Nur Hanım bence... Peki biz gene aldık kendi aranızda. Benim işimi kolaylaştırıyorsunuz. Ot olduğunuzu hayal ediyorsunuz diye sordunuz. Çok önemli bir yerde kaldı. Ya evet, şöyle iki hafta önce şiir okuduğunda şey kalender şey dedi ya. Dedim ki işte zamanı konuşuyorduk. Hı-hı. Ya dedi zaman biz insanlar için vardır dedi. Muhalif olacak ya fikirde bana. Hı-hı. Tamam mı? Diyor zaman yoktur aslında dün, bugün, yarın diyor. İşte bizim için biz koyduk diyor bunları. Bir ot için dün yok, bugün yok ki diyor. Sadece o an var. Ben dedim ki hiç ot olarak hissetmediğim için böyle düşünmemiştin dedim ona. Sonra şiiri de neyle başlıyordu biliyor musun o hafta? Hı-hı. Ben bir ot olsam... Ama iyi denk gelmişti o zaman ya. Hakikaten güzel denk gelmişti. Enfes. Harika. Bayıldım. Kalem ama sen soruma cevap vermedin ya. Alınıyorum hangi bak. Hangi soruna? Ama soruyu Nur Hanım'a sordu. Cevabı benden bekliyor. Hayır sana farklı bir soru sordum. Nur Hanım'ı biraz bekleteceğim. Ondan sonra hemen döneceğim ben ona. Ya soruyu Nur Hanım'a sordun. Cevabı benden bekliyorsun. Sen dinleyenler kalem topu taca attı. Taş da kalsın. Buyurun. Buyurun. Soruyu sor. Evet. Dinliyorum. Ben... Sorunuzu unutacak kadar muhabbet ettiniz. Hayaller gerçekleştirilmek için mi vardır yoksa anı yaşamak için mi vardır? Hayaller anı yaşatmaz bence. Hani o an yani şöyle yaşayabiliyorsak hayal değildir.
Değil mi? Belki de bugün dünün hayalini şu anda bugün yaşıyoruzdur belki. O zaman hedeflediğimiz şeyler mi hayal diye sormalıyız. Yani aslında işin doğrusu bu. Yani bütün sonuç bizi hayal tanımına götürüyor. Ben de tam tanımın noktasında biraz şey yaptım. Hı hı. Her insanın hayal tanımı farklı. Yani kimisi hedef olarak kendine belirler. Bir ulaşılabilirliği zor olan bir hedef belirler ve bunu hayal olarak adlandırır. Kimisi de benim gibi uçtuğunu hayal eder. Hani kendisi için gerçekleşmeyecek şeyleri hayal eder. Belki de hani gerçekleşmesi olabilme ihtimali var ama kendisinin de gerçekleşmesini istemediği, sadece onda hayal olarak var olmasını istediği bazı şeyler vardır. Kimisi de benim gibi düşünür. Ama bu niye ortaya çıkıyor biliyor musun kalender? Hı. Bak bu ayrım. Şundan dolayı çıkıyor işi. Eğer ki sen bu tanımı kendin için kabullendirmezsen sen işin içinden çıkamazsın. Çünkü hangisinin hayal, hangisini gerçekleşmek için olduğunu bilmediğinde o zaman hayal diye yaşamak istediklerini bir hayal olarak tutmayıp amaçsallaştırırsan o zaman işin içinden çıkamazsın. Bu tanımı kendine getirip sadece kendini rahatlatıyorsun diye söylüyor kalem. Tabii sen dinleyenler, biz daha önceki yayınlarımıza da hep söyledik, söylüyoruz. Kalem yazar, biz okuruz. Bizim programın... Mürekkebim bitti bu arada. Gece 11 oluyor. Error. Aynen. Sayın dinleyenler, biz konuşmak, programa devam etmek istemiyoruz. Yani devam etmeyi çok isteriz normalde ama ya biliyorsunuz bizim de herkes gibi bir yatma saatimiz var. Aradan reklamı görüyor musun? Başak Efendim 97. Çok güzel. Bir konuğumuz var, kalender unutmasan. Evet. Sayın yönetmenim. Gerçekten konunun neresinden gireyim? Şimdi siz yayındayken ben döndüm, mikrofonumu kapattım. Yaşar abi soru neydi? Gözünü seveyim söyle dedim. Instagram'da canlı yayında dinleyicilerimiz duydu bunu. Gerçekten sorunuz ne? Bir türlü o kadar çok muhabbet dönüyor ki ben unutuyorum. Bende mi sorun var? Şu an algılayamıyorum. Yok estağfurullah. Bütün sorun bizde. Sende. Kalemin mürekkebi tükeniyor. Yani kalender hala çırpınıyor. Kalender her zamanki gibi. Yani bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama işte anlayanı çok az kişi var. Kendisi bile bazen zorlanıyor kendini anlamakta. Umarım öyle tüm hayaller gerçekleşir diyelim. Hedeflediğimiz konular üzerine öyleyse noktayı koyalım. Eğer hayalimiz hedefimizle orantılıysa, hedeflediğimiz şeyi hayal ediyorsak, gerçekleşmesi dileğiyle diyorum öyleyse. Bazen de insanlar kavuşamayacakları şeyleri hayal ederler ve hayalleriyle yaşarlar. İşte o zaman para toplamanız gerekiyor. Evet, güzel bir son oldu bence. Aynen. Bilmiyorum. Benim bunu daha sonra dinlemem lazım. Yalnız tam sizin programın moduna girmiş bulunmak hissediyorum. Zaten bazen Yaşar abi de katılıyor bize Yaşar belli abi, bir süreden sonra. Yaşar abi bu muhabbet çok güzel. Sen bence yeni çay. Sizin programlarınız hangi gün, hangi saat? Bizim programlarımız her cumartesi kendi saatinde, yani saat 21'de başlıyor. Ve 22.30'da bitirmeyi planlasak da pek bitiremiyoruz o saatte. Planımıza ama uyamıyoruz. Yani çok plansız yaşıyoruz. Hayaller ama 22.30, hayatlar. Yani şu anda saat kaç? 41. 22.45 yani. Aynen. Ya ortalama bu saatlerde falan bitiyor. Demek ki ama sizin hayaliniz de, hedefiniz, planınız da. Bakın az önce ne dediniz? Dediniz ki biz 22.30'da bitirmeyi planlıyoruz, hedefliyoruz. Hı hı. Lakin aşıyoruz. Zaten hayalimiz de bu değildi. Zaten hiçbir hayalimizi gerçekleştiremedik diyormuş. Hangi? Evet sen dinleyenler, bugünlük de bizden bu kadar. Kalender ve Kalem programının sonuna geldik. Haftaya inşallah yeni bir konuyla, yeni bir konu başlığıyla tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. İyi hafta sonları, iyi haftalar. Gelecek hafta görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Tabii bu mümkünse eğer.
zamana babi tegime güme Veştire ya da pırdatime Ani ne time ne bürçime Emre veda vet gürime Suke suke çavre suke Agre kıda te dilam buke Mini şevt khevne khvedet dit Ez bu sabba çavre şbuke Suke suke çavre suke Agre kıda te dilam buke Mini şevt khevne khvedet dit Ez bu sabba çavre şbuke Dilo mala babi te gümme gümme Veştire ya da pırdotime Ani ne time ne bürçime Emre khveda vet gürime Mala babi te gümme gümme Veştire ya da pırdotime Ani ne time ne bürçime Emre khveda vet gürime Mala babi te gümme gümme Veştire ya da pırdatime Ani ne time ne bürçime Emre veda vet gürime Suke suke çavre suke Agre kıda te dilam buke Mini şevt khevne khvedet dit Ez bu sabba çavre şbuke Suke suke çavre suke Agre kıda te dilam buke Mini şevt khevne khvedet dit Ez bu sabba çavre şbuke Dilo mala babi